Evet arkadaşlar, tahmin ettiğiniz üzere Amasra'ya doğru gidiyoruz. Tahminlerin çoğu bu yönde oldu. 5,5 saattir yoldayız. Evet. Yani durarak geliyoruz ama 5,5 saat sürdü. Birazcık ağır geldik. Yavaş geldik. Acele etmeye de gerek görmüyorum. Tabii tabii. Hiç gerek bizim yok. Bizim için motosikletin üzerinde geçen zaman en kıymetli zaman. Onun için biz reisçi değiliz. Evet. Biz en hızlı A noktasından B noktasına en hızlı giden adam olma derdinde değiliz. Evet. Kenan, yukarıda polis var, dikkat et. Okey. Çevirecekler mi? Bakalım. Galiba bizi çevirdiler. Kolay gelsin. Motoru durduralım, verelim arkadaş, oldu. Kolay gelsin. Yok, sıfır değil ya. 2017 model. Evet. Bakarsan bağ, bakmazsan daha olur demiş. Efendim? Ya yeni bakım yaptım da ondan. Abi Ankara'dan geliyorum de. Ankara. Soğuk. Ruhsat istiyor musun güzelim? Ehliyet mi sadece? Evet evet. Tamam. Evet. Rutin kontrolümüz tamam. Teşekkürler beyler. Kolay gelsin. Hocam çok beğendiysen dönüşte yine uğrarız, bir konuşuruz yani. Tamam. Biliyorsun, biliyorsun. Gerçekten çok güzel olmuş. Sağ ol. Daha iyileri size olsun inşallah. Şimdi emniyete de bundan veriyorlar, Afrika TV'nin artık. Emniyete, trafiğe de bunlardan veriyorlar artık. Araba da yok şimdiki burada. Tabii canım. Araba düşmüyor değil mi? Olur mu? Özel tutucu da var. Kilitli tutucu. Evet beyler. Devam edebiliriz kendine. Hadi kolay gelsin abi. Kolay gelsin arkadaşlar, iyi vazifeler. Evet. Çevirmemize de girdik. 6600 nüfusu varmış Amasra'nın bu arada. Evet, 6602 oldu. Evet. Biz geldik. Ankara motorcuları geldi, açılın. Evet. Thank you.
Evet, Amasra sakin. Güzel. Çeşme Cihan'a geldik. Deniz kokusunu duydun mu Turan abi? Yes. Ah. Denizi seyretmeyeyim, önüme bakayım diye çoralı olmuyorum ama. Evet dostlar, geldik, yerleştik. Şimdi biraz alışveriş, biraz gezme. Dönerken de sokağımızı göstereceğiz size. Motosikletlerimizin yerini gösterelim. Gayet güzel oldu hepsi. Şimdi birazcık ortam. Hadi bakalım. Günü batırdık. Güzel gün batımı yakaladık. Güzel gün batımının ardından şimdi tarihi Amasra'yı geziyoruz arkadaşlar. Bunlar Cenevizlilerden, Romalılardan kalma tarihi yapılar. Ne lokum bu? Bunlar sarma lokum abi. Badem fındık ezmeği. Hmm,
Bu atom gibi bir şey ya. Teşekkürler. Efsane bir dakika. Çöven ekmeği, peki. Bir tane. Ne kadar baba? Şimdi balık almaya gidiyoruz. Kenan çılgınca bir fikir attı ortaya. Balığımızın yanına midye de alacağız. Taze çıkmışlar. Kolay gelsin. Merhabalar. Midyeleri de aldık. Teşekkürler, kolay gelsin. Sağ olun Yaşar. Şimdi birader gidelim balıkçımızın oraya oturalım. Evet, balığımızı bekleyelim. Alalım sıcak sıcak. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Yolumuza devam ederiz. Şimdi burası çok karanlık ama evimizin girişi motorlarımızı da burada yan yana koyduk güzel. Sokağımıza doğru dönelim şöyle. Evet arkadaşlar, bugün sabah saat 10.30'da başlayan turumuz nihayet kendi pansiyonumuza geldik, yerleştik, motorlarımızı park ettik. Gittik balıklarımızı yaptırdık, salatamızı yaptırdık, mezelerimizi aldık, efendim midyelerimizi aldık. Ama hepsinden önemli, yiyeceklerden de önemlisi, kale içinde harika bir manzarası olan bir dairedeyiz. Mükemmel bir ortam. Şey oldukça sakin, Amasra sakin, çok kalabalık değil, tam da bizim istediğimiz gibi. Çok güzel bir sürüş sonrasında, çok güzel bir sofradayız. Kenan ve ben az önce deliler gibi çalıştık. Bulaşık yıkadık, her şeyi tabaklara çıkarttık, hazırladık. Şimdi de keyfini süreceğiz. Müsaade ederseniz, çünkü hak ettiğimize inanıyoruz. Bütün gün bir şey yemedik, çok acıktık. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Yani şu anda nasıl tarif ederim bilemiyorum ama yani şu an aşağıdan dalga sesleri geliyor ve önümüzde Kemere Köprüsü var, tarihi Romalılardan kalma. Gittik balıklarımızı yaptırdık ve bir an önce yemek için sabırsızlanıyoruz ve yorulduk gerçekten. Ama o kadar keyifli bir ortamımız var ki şu anda, yani anlatamıyorum. Yaşamak lazım burayı. Evet. Sıcak kaloriferimizin yanında oturduk. Yemeğimizi yiyeceğiz. Umarım sizler de bu tür keyifleri en yakın zamanda alırsınız. Motorla böyle güzel turlara çıkarsınız. Böyle güzel mekanlarda konaklarsınız. Görüşmek üzere. Tekrar biz bir an önce yemeğimize başlayalım.
Amasra motosikletle gelmek için çok güzel bir yer aslında. Evet. Özellikle kale içi, kale tarafı sokaklar ve kapılar kale kapılarından geçilerek gidildiği için çok dar. Motorla çok rahat oldu açıkçası. Motorla dört dörtlük gezebildik, çok güzeldi. Güzel de bir pansiyon bulduk. Soranlara eğer ilgilenen olursa onu da söyleriz. Bize atsınlar yorum. Onlara cevap veririz nerede kaldığımızı. Tavsiye ederiz açıkçası. Evet, gerçekten de. Diyebilirim ki Amasra'nın en güzel lokasyonu yine kale içine bakıyor. Adayla kara arasındaki meşhur ne köprüsüydü? Kemere Köprüsü işte Romalılardan kalma. O köprüye ve denizin hem kapalı hem açık tarafına bakan çok nadide bir manzarası olan. Çok enteresan bir lokasyon. Evet. Sen balıkla ilgili ne düşünüyorsun? Muazzamdı yani, ben çok beğendim. Şimdi burada şöyle bir nokta var. Buraya gelince ne taze diye soracaksınız. Evet. Taze neyse o gün onu yemenizi öneririm. Herkes de öyle diyor zaten. Hani özellikle bir balığa takılarak gelirseniz hata yaparsınız. Ben şu balığı yiyeceğim diye gelmeyin. Buradaki balıkçılar ne tavsiye ediyorsa şu taze. Eş dost varsa onların önerisiyle. Biz iki porsiyon istedik ama bayağı da büyükmüş porsiyonlar. Büyükmüş ya vallahi, neredeyse 2 kilo balık geldi. 2 kilo yani. Balık geldi, tabii kediler sevindi. Kediler bayram etti bizim oradaki. Onun dışında ben hayatımın bir seferde yediğim en çok balığını yedim, evet, bu akşam. Bayağı zorladık kendimizi yiyelim diye. İşte böyle arkadaşlar, tatlılarımızı kahvemizi bitirdikten sonra da gidip dinleneceğiz. Yarına güç toplayacağız. Sonuç olarak biz de geceyi böyle kendimizi ödüllendirerek bitiriyoruz. Kahve ve tatlı eşliğinde. Sabahleyin dinlenmiş olarak kalkıp kahvaltımızı yapıp yine yollara çıkacağız bakalım. Görüşmek üzere. Şimdilik bizden haberler böyle. Yarın görüşürüz. Thank you.